Evet hanımlar, Havanur'un sunum masasına geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tatlım. Önce bu lezzetlerden söz etmeden önce tabak sunumu, bardak, çatal nasıl olmuş, uymuş mu hanımlar? Ne diyorsun? Ben beğendim. Masa örtüsü hakkında yorum yapmak istemiyorum. Dün susturdular beni, öbür arkadaşlara bırakacağım değerlendirmeye. Fakat tabakları beğendim. Peçetelikteki bu yüzük detayını da beğendim, böyle inci taşlarıyla. Hı-hı. Fakat tabağın rengi konusunda bir tık kararsız kaldım. Gümüş mü, gold mu, rose gold mu? Hı-hı. Emin olamadım. Arkadaşlar beni o konuda aydınlatır. Evet. Bardaklarla uyum sağlıyor. Sadece kadeh bardağı var, su bardağı var. Meşrubat bardağı nerede? Meşrubat için kadehi koydum, diğer için su bardağını koydum. Yani. Mesela dün Hasret'in evinde 3 taneyi bir arada gördük. Neden sende 2 tane var? 3 tane derken? Biri çay bardağıydı, biri kadeh, evet. Biri de su bardağı, evet. Zaten o şekilde satılıyor. Ayrıyetten küçük ufak bir su bardağı yok. O zaman keselim burayı. Hayır. Asla. Çok tatlıydı. Keselim burayı. Kesemeyiz burayı Rana. Çok Rana burayı senin kesemeyiz. Senin çeyizin yok mu? Dur şimdi. Evet. Rana'cığım bu bence yeterli ya, bu kadar daha, evet, bardak, evet, beklemeyelim yani daha. Koyayım, üç tane yeterli diye düşünüyorum. Ama belki ben bunda su içeceğim, bunda ayran içeceğim, öbürünü de bunu içeceğim. Hey maşallah. 12 kişilik takım. Bir daha getiririm ben, içersen. Tamam, o zaman kalkıp getireceksen 3. bardağı da istiyorum. Bence güzel bir masa hazırlıyorsan, özellikle bu bir davet masasıysa, o 3. bardağı da koymalıydı diye düşünüyorum. Masadaki eksik parçası o meşrubat bardağı oldu. Ben de ona su takımın yok herhalde, hiç kullanmadın mı diye sordum. O da haberi yok yani neyin ne olduğundan. Çünkü şu an aldığımız zaman sadece onlar içerisinde oluyor. Hı. Onun dışında sunumlukları gayet güzel gözüküyor ve bence yeterli de zaten bir çocuk annesi. Hı. Güzel yapmış. Yapmış mı? Yapmış, evet. Tabii. Tatlarına da bakınca lezzetleri de değerlendirsin Rana. Tabii ki değerlendim. Şu an görünüş olarak gayet güzel, evet, görünüyorlar. Evet Yasemin. Ben tabaklarla bardakların uyumunu sevdim. Zaten ikisi aynı desen sanırım. Hmm. Renkleri, evet, de aynı geldi çay bana. Çay seti olarak mı aldın? Çay seti olarak aldım. Hani değiştirebiliyordum. Aslında ben seçtim. Birkaç tane seçenek vardı. Ben bu şekilde uydurdum. Ne kadar yani aldım peki, fiyatını öğrenebilir miyim? Toplamda 5.500 aldım. Neler var içerisinde? Tencere seti, ondan sonra tabak, su takımı, kaşık, çatal. Masa örtünü peçeteleriyle birlikte. Evet, onları da 150 TL'ye aldım toplamda. Ha, güzel fiyat, evet, değil mi? Evet. Evet hanımlar, Beyza'cığım. Aslı Hanım, dünkü canım gibi çeşitleri inceledim ama bugün yeterli buldum. Bugün yeterli bulmuş. Neyini yeterli buldun Beyza'cığım? Benim çeşitlerim daha fazlaydı. Şöyle, sayı olarak bahsetmiyorum. Dün de bahsetmedim. Hiçbir zaman sayıdan bahsetmedim. Ben burada, evet, kurabiye çeşitlerine, salata çeşitlerine, işte poğaça çeşitlerine bakıyorum. Ben kurabiye çeşidi bir tane görüyorum. Poğaça da var canım. Bir tane görüyorum. Nerede? Masanın önünde aslında. Ön tarafta. Sehpada neler, evet, var? Harçlı kurabiye ve haşhaşlı, evet, ekmeğimiz var orada. Evet. Hı-hı. Salata yine iki çeşit görüyorum. Yeşil bir salata var, makarna salatası var. Benim masamın daha doğrusu olduğunu düşünüyorum. Çeşit göre sayısı olarak saydık aynı. Kaç tane var? Hasret'in 11. Evet. Havva Nur'un 12.